Günaydın. Günaydın. Kahvaltıya mı gidiyoruz? Evet, bugün çok güzel bir gün. Dünden beri hiçbir şey yemedik, çok açız. Yine yemeğe gidiyoruz. Ama bugün sadece yemek değil, bir de gezilecek yerlerimiz olacak. Evet, bugün çok fazla gezeceğiz. Çünkü Gaziantep'te gerçekten çok fazla gezilecek yer var. Giderken de zaten buradan Şanlıurfa'ya doğru gidiyoruz. Yol üzerinde de neydi? Halfeti var. Halfeti var. Orası da çok güzel. Tekne turu falan, yani tekneyle geçiliyor Halfeti'ye. Onu da yapacağız. Hadi hadi, acıktık. Yürü hadi. Şimdi gün başlasın. Otelin altında mağara varmış su. Öyle diyorlar. Gerçekten otelin altında mağara var. Gerçek bir mağara. Tabii yani mağaranın otel olması biraz üzücü. Ama bu çok çok eski dönemlerde yapılmış bir şey. Bunlar çok eski konaklar. O konakların sahibi burayı depo olarak kullanmak için mağarayı depoya çevirmiş. Aşağısı buz gibi ama. Aşağısı buz gibi. Yani gerçek bir mağara gibi. Şuradan iniliyor. Kahvaltıdan sonra gösteririz. Evet, tarihi sokaklardan kahvaltı salonuna doğru ilerliyoruz. Çok güzel sokaklar. Her yer konak. Gerçekten ben bir de dikkatimi çeken bir şey var hem kiliste hem burada. İstanbul'da ve Ankara'da artık CD'ciler kalmamıştı. DVD'ciler, böyle gidiyorsun, kiralıyorsun, işte film izliyorsun. Bizim çocukluğumuzda vardı. Şu anda ben kiliste gördüm, burada da gördüm. Çok güzel yani. Şu an sokaktaymış. Hala eski gelenekler, şeyler devam ediyor. Ama sokaklar çok güzel. Bunların evet. Hepsi konak. Hala ev olarak kullanan da varmış bunları. Ama çoğu otel, restoranta dönüşmüş. Evet. Söyle sen söyle. Çok hızlı gelme. Bir de güneşte sıcaktan yanacağımızı sanıyorduk buralarda. Sıcaktan yanmıyoruz arkadaşlar. Evet, gerçekten. Gölgede durduğumuz zaman her şey bitiyor. Hatta üşüyoruz. Dün gece yemek yerken üşüdük yani. Evet. Evet. Gerçekten. Şimdi kahvaltıda kapalı alandayız. Bir de şunu söyleyecektim ben. Bunların ev olarak kullanılması sanki daha iyiymiş, hani dokunulmazmış gibi geliyor. Evet, dokunulmak açısından daha iyi olsa da insanların hepsinin bunları kullanması ve hepsinin görebilmesi için bence restoran, otel tarzı şeyler yapılması da güzel. Korunduktan sonra sıkıntı yok. Bir de ev olduğu zaman belki bu kadar, otel kadar korunacağını sanmıyorum. Bence daha çok korunur. Tek kişi çünkü elliyor. Otelde hani çok fazla kişi elliyor. Gerçi bilmiyorum, kendi evim diye de her şeyi yani işte ondan yani. Bahsediyorum. Evet, o açıdan da düşünülebilir. Bayraklardan sola dönüyoruz sanırım. Kahvaltının son dakikalarına yetiştik. Bizi bekliyorlardır umarım. Astrolist misin sen? Biraz öyle oldu. Günaydın. Günaydın. Biraz geç kaldık. Bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Çaylardaki farklılık anlatmıştı ya. Evet. İki çeşit çay varmış. Biri kaçak çayı, biri normal Türk çayı. Burada ikisi de varmış sanırım. İkisini de deneyeceğiz. Ve üstlerine yazıyorlarmış. Bu kaçak çay, bu Türk çayı diye. Evet. Berkay'la zevklerimiz epey bir farklı. O biraz daha kahvaltı gibi yapmayı seviyor. Ben de değişik şeyler denemeyi seviyorum. Berkay, daha kaç tabak dolduracaksın? Berkay. Adana'da yiyemediğimiz karpuzu burada yiyeceğiz. Bir türlü denk gelemedik Adana'da. Evet. Ve şu anda neredeyiz? Şu anda Antep'teyiz. Yörük Çadırı'ndayız. Güzel.
Bu yörük çadırında yapıyorlarmış şark gecelerini. Burada eğlence. Normalde gözlemeci oluyormuş. Bugün sıkmacı izindeymiş. Oluyormuş, gözlemeci oluyormuş. Bugün izindeymiş şansımda. Dün gece de fasıl yoktu. 15 Temmuz diye. Burası biraz bizim için şanssız oldu. Ama yemekler nefis yani. Evet. Her çeşit ama burada 1, 2, 3, 4 çeşit peynir var. Oo, tam sevdiğim gibi. 1, 2, 3, 4 çeşit de zeytin var. Oo, hepsinden de aldın mı? Evet, hepsinden bir aldım. Şu aldım. Kapalıları aldım ama onları bırakacağım. Burada ev yapımı olanları var. Evet. Tereyağı normal. Hadi afiyet olsun. Vakti zamanında bunları Yunanlı, Gaziantep'te yaşayan bir Yunanlı yapmış. Biz güzel işçilik çıkarmışlar. Bunları gösterelim. Metal. Özellikle metal olanlar çok ilgi çekici. Şunlar. Özellikle bir işçilik var yani. Tek tek uğraşmış. Otelden şimdilik çıktık. Tarihi sokakları gezmeye başlayacağız. Hatta tarihi sokaklar değil, merkeze gidiyoruz. Merkeze gidiyoruz. Merkeze ama gidiyoruz. Merkeze tarihi bir merkezmiş galiba. Evet. Eski falan dediler. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Trafik yine yoğun. Gaziantep'in trafiği gerçekten bizi şaşırttı. Neredeyse İstanbul kadar trafik evet. Var. Ve gürültülü, oldukça gürültülü. Dur. Bence İstanbul'dan beter. Herkes kornaya basıyor. Bakalım neler göreceğiz. Bir de baklava yiyeceğiz. Meşhur biliyorsunuz. Fıstık. Gerçek fıstık. Evet. Ye bir tane. Açıyorsun içini. Tam fıstığı çıkıyor. Evet. Kurumuş ama. Hazır değil. Bence böyle oluyordur. Neyiz? Ben yemiştim. Ama böyle, bu böyle oluyordur da tazesi de var ya. Yani. Sen onu açamayacaksın galiba. Zor mu? Evet. Değil mi ya? O yemin. Acıyım mı? Açtım. Nasıl? Taze. Bunun yine kırılmasıyla beraber şeye geldik. Tarihi zincirli bedeste. Sedat. Oh, Selin. Bayağı turistik ha? Evet. Tabii sen seviyorsun böyle yerleri. Yerlere bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunlar için iki kişilik bir gerçek. Nasıl donduruyorsunuz onları? Benim gibi. Hep kolye bakma, hep kolye bakma. Başka şeyler de bak. Saat. Saat mi? Evet. Ama ben bu kadar süslü değilim ki. Hayır mı abi? Motorda öyle bir saat taktığımı düşünsene. Tespih. Tespih mi? Hiçbir şey vermiyor. Burada da ne istersen varmış ya. Ha? Bakma bakayım. Her şey varmış diyorum. Özellikle tespihçiler çok fazla.
Çünkü taş çok farklı. Evet. Şimdi nereye? Dur bakalım sen nerelere bakacaksın geleceksin. Ben mi bakıyorum? Ha. Ben gidiyorum. Ne gidiyorsun? Ben kaleye gidiyorum. Sen gezmeyi sevmiyorsun. Gezmeyi seviyorum ama böyle tarihi yerler böyle incik boncuktan ziyade. Ama baksana şunların tatlılığına, güzelliğine. Of taşıyabilsek değil mi? Evet. Bunu motosiklete koyarken daha kırılır. Çantaya koyarken kırılır. Tarak ister misin? Tarak mı? Saçım yok ki benim bak. Sakal mı tarak? Sakal mı? Olmuyor mu? O da yok. Şu aynalardan mı alsın? Nefret sakalar, ne çok güzel. Güzel şeylere geldik şimdi. Altı notu seviyorsun. Evet. Direkt onu çekti ilgim bak. İçiyor musun? Hiç denemedim. Ama çok şeker. Ama çok güzel duruyor gerçekten. Kazakistan'ı gezdiğimize göre artık baklavacıya gidebiliriz. Bayağı yürüdük. Yine bir enerjiye ihtiyaç var. Ya olsun ya. Sen de iki adımda yakıyorsun enerjiyi. Ne yapalım arkadaş, çok yürüyoruz. Tamam o zaman baklavaları gömmeye gidiyoruz. Gömmeye gidiyoruz. Antep baklavası. Sen kendine papuç aldın. Papuç mu? Ay çok güzellermiş. Rengarenk papuçlar. Gerçekten güzelmiş, beğendim. İmam Çağdaş. Gidiyoruz. Hangisinden yiyorsun? Şey, hepsi gibi bir opsiyonumuz var mı? Hepsini yiyemeyiz. Hepsinden birer tane alsak yine yiyemeyiz. Yaprak şöbiyet çok güzel. Duyamadık seni. Yaprak şöbiyet, yaprak. Yaprak şöbiyet. Bak şu. Şu. Yaprak şöbiyet. Tamam. Bu çok güzel. Ondan alalım. Bundan alabiliriz. Ama bir tane çeşit bir şey yemeyelim yani. Başka bir şey de deneyelim değil mi? Evet. Bir karışık da verebiliriz. Şöbiyet mi? Ha bu da karışık mı? Bu da karışık. Tamam. Bir şöbiyet. Bir dolar bir kare baklava geliyor. Tamam, karışık alalım bir tane. Karışık verelim, birer de çay kalalım. Bu karışıktaki şeyi, şunu, şu, bunu da bu yapabilir miyim? Bir tane bundan koyak yanına, dört dilim tamam. Olsun. Tamam. Ondan da iyi, ondan da iyi. Tamam. İki çay kalalım. Alır tabii, neden senin alır? Senin için dört dilim olsun, hiç sorun değil. Çok aç gördü beni. Bu kız hiç baklava yememiş dedi, verelim mi dedi. Evet, geliyor. Yani. Tatlımız da geliyor. Tatlımız efendim. Evet. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sevdin ha? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ooo bak bak ne geldi. Vaaay. Bunu hanımefendi hediye ediyorum. Hediye geldi sana. Çok güzel. Tut tut kaçmasın. Fotoğraf çekme. Çekiyorum. Çekiyor çekiyor. Tatlı gelince çek beni çek beni. Önce ben yiyeyim. Sen hücgatçısın. Önce tatlıyı yemek için yiyin. Efsane bir şeymiş ama. Bence hemen dene. Of ya. Arkadaşlar özür dilerim. Özür dilerim. Güneydoğu turu böyle oluyormuş. Biz de bilmiyorduk. Özür dileriz. Bu gastronomi turu oldu bizim için. Bir dahakine bir gastronomi turu daha yapıyoruz. Başka türlü zanmaz, kusura bakmayın. Bizden aynen çıkmıyor. Of. Su. Bu turdan sonra Güneydoğu'ya mı taşınsak? Ne yapsak? Taşınırsak bence bu da eğlenceli olmayabilir. Çünkü yaşayanlar hiç böyle şey, çok yemeği seven insanlarmış gibi gelmedi.
Değil mi? Biz yiyoruz, onlar bakıyor vallahi. Hiç yemiyorlar. Doymuşlar herhalde. Bence biz her sene bir Güneydoğu turu planlıyoruz. Değil mi? Evet. Biz çok sevdik buraları ya. Yemekleri çok sevdik özellikle. Daha antik bir şey pek göremedik ama göreceğiz. Gördük yine de ya. Yine de gördük çarşılar falan. Kutus Tüneli. Şimdi Halbeti'ye doğru gideceğiz. Ama öncesinde Gaziantep Üniversitesi'ne bir dan gideceğiz. Evet, bir dan gideceğiz. Enerjiyi aldığımıza göre biraz daha yürüyebiliriz, değil mi? Koşabiliriz. Evet. Antep'in en iyi tatlısını az önce bizim yediğimiz yerde yiyebilirsiniz. Evet. Ve enerjimizi harcamayalım bence. Çünkü üniversiteye gideceğiz. Evet. Geldiniz. Mağaraya karşı dükkanın içinden giriyorsunuz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok otantik değil mi? He? Devam Keşke et. Keşke otantik. Mağazanın içerisinden mağaraya doğru gidiyoruz. Demin işte bizim otel mağazı. Sağdaymış su. Fazla serin değil mi? Dışarısı yanıyor. Kolay gelsin. Nasıl aması? Yanılıyorum. Resmen resim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam arkamızda da Antep Kalesi.